Merhaba, bugün mükemmel bir yılbaşı hindisi tarifi paylaşacağım. Asla yiyemeyecek olsanız da evde kutlama yaparken izleyebileceğiniz mükemmel bir tarif bu. Gerçi kutlama dediysem de işte neyi kutlayacaksınız değil mi? Ne başardınız ki yani bu sene? Bir hindiyle yapılabilecek her şeyi yaptım bugün. Zımba bile kullandım. Bugün öyle bir tarif vereceğim ki abo yani. Düşünmek bile istemiyorum. Ama gerçi hindi kemiği bile göstersem ekrana ekmek banarsınız siz. Tarife başlamadan önce yiyemeyeceğiniz hindiye şöyle son bir kez bakmanızı istiyorum. Uzun uzun bakın. İsterseniz görüntüyü de dondurabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi neyse ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Her neyse hadi yapmaya başlayalım. Önce soğanlarımızı koyalım. Muhtemelen bulmakta hiç zorlanmadığınız tek sebzedir diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Hı? Bir nevi temel besin kaynağınız. Evet, içine biraz da doğranmış kereviz sapı koyuyorum. Şimdi buraya geçelim. Bu da muhtemelen soğanlarla beraber temin etmekte zorlanmayacağınız son malzeme. Kuru ekmek. Evet. Bakın kupkuru. Şimdi tabii bakıyorsunuz. Yani soğan var, kuru ekmek var filan. Bir gaza geliyorsunuz. Ben de yaparım lan bunu ne olacak ki filan diyorsunuz. Yani kereviz koyma filan diye düşünüyorsunuz ama hayır. Bakın bu kuru ekmekleri et suyuyla ıslatıyorum. Evet. Bu var mı sizde? Sanmıyorum. O yüzden çok heveslenmeyin. Evet, tat vermesi için biraz tuz ve karabiber koyuyoruz. Harika kokuyor. Evet, biraz şundan ve biraz da bundan koyayım. İsimlerini söylememe gerek yok herhalde. Yani nasılsa bulamayacaksınız. O yüzden devam ediyorum ben. Evet, biraz da kurutulmuş kiraz koyacağım. Evet, biraz da beyaz şaraplı sos yapacağım. Yani neden yapmayayım değil mi? Sonuçta ay sonunu nasıl getireceğim gibi dertler sadece size özgü. Bana değil ki. Yani bana ne? Ki zaten muhtemelen videonun daha ikinci dakikasına gelmeden kullanmış olduğum malzemelerle tüm maaşınız bitti. Ya bundan sonrası artık zevke giriyor. Şimdi de hazırladığım içi hindimin içine doldurmaya başlıyorum. Ben bolca koyuyorum. Ya elimi korkak alıştırmıyorum. Ya sonuçta ertesi güne de kalsın falan gibi küçük hesaplar peşinde koşmuyorum ben. Evet. Şimdi hindimizi güzelce kapatalım. Önce kürdanlarla mühürlüyorum. Ve daha sonra da bu iple saracağız. Tıpkı o arkası düz kafalı bebeklerinize yaptığınız kundaklar gibi. Şimdi de oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını sürüyoruz. Bunun için ihtiyacınız olan iki tane şey var. Biri tereyağı ve bir diğeri de oda. İkisinin de olduğunu umut ediyorum. Evet, sanırım pişti. Harika kokuyor. Evet, bana afiyet, size de oh olsun, değil mi?